Orhan Bursalı 4 Ocak 2022 Cumhuriyet. Faiz haramcılar bol günlerde 510 milyar dolar faiz ödedi. Erdoğan geçen yıl 225 milyar dolar ihracat yaptık, hedefleri aştık diyerek zamların arkasına dolanma girişiminde bulundu. Yani şunu diyor tercüme edersek. Ey millet gözün sadece zamları görüyor hayatım pahalandı nasıl geçineceğim diyorsun Yediğin kazığın acısından ihracatımızın nasıl da 225 milyar dolara ulaştığını görmüyorsun Bire insaf Peki tamam anladık da o zaman neden bu zamlar işler tıkırındaysa ihracattan gelen paralarla zam yapmak zorunda kalmazdın Hem rekor kırdık diye böbürleniyorsun hem de milyarlarca liralık her şeye zam yapıyorsun Aralık ayında 22.3 milyar dolarlık ihracatla rekor kırılmış ama 29 milyar dolarlık da ithalat yapmışsın. Yani dış ticarette ütülen bir ülke olmaya devam. Bu ithalatı yapmazsan zaten makineleri çalıştıramazsın ve bu ihracatı da yapamazsın. İhraç mallarımız sudan ucuza gidiyor çünkü iş gücünün fiyatı bu ülkede düşük yani mallar ucuz. 19 yıllık iktidarınızda ihraç mallarımızın kilogram bedelini artıramamış, üstelik düşürmüşsünüz. Bu haftaki Herkese Bilim Teknoloji dergisinde iktisatçı araştırmacı Bayram Ali Eşiyok'un kalem kalem hesap ettiği yazısına bakıyorum. İmalat sanayinin 2014 yılında 1.98 dolar olan ortalama ihracat kilogram fiyatı izleyen yıllarda düşme eğilimine girmiş. 2020 yılında 1.28 dolara kadar gerilemiş. 2021 yılının ocak ekim döneminde ise görece bir yükselişle 1.50 dolara yükselmiş. Aynı kalemlerde ithal ettiğimiz malların dolar cinsinden kilogram fiyatı daha yüksekken sattığımız mallarsa daha ucuz. Yani durum şu: Türkiye'nin imalat sanayi ortalama ihracat kilogram fiyatı ithalat kilogram fiyatından 0.68 dolar daha düşük. İhracatın ortalama kilogram fiyatı ithalatın %65.6'sı kadar. Hani benim payım? Ülkenin katma değeri yüksek ihraç mallarına geçmesini, dolayısıyla ülkedeki üretime değer katmayı başaramamışsınız. 20 yıldır. Bu nedenle de ülkede asgari ücretler Avrupa'nın en düşüğü. Bu yetmemiş, şimdi de yıllık %80'e varan enflasyonla kendi milletinizi ezip diz çöktürüyorsunuz. Milletin çok umrundaydı 225 milyar dolar ihracat. Size şunu soruyor, hani benim payım? Milli gelir artıyor, ama bu gelir artışından ücretliler yararlanamıyor. Payı azalıyor, sermayenin payı artıyor. Faiz sevmeyenlere bakın siz. Milletin tasarruflarını ütmek ve sermayenin gelirini artırmak için faizi enflasyondan resmi rakamlara göre %20 daha düşük tutmaya çalışıyorsunuz. TÜİK bile %36 enflasyon derken siz bankalara en çok %17 yıllık faiz zorunluluğu dayatıyorsunuz. Neymiş? Faiz dince harammış. Soyluya göre ise tüm bunları onlara Allah yaptırıyormuş. Faiz sevmeyenlere bakın siz. İktidarlarının altın dönemleri dahil trilyonlarca dolar ülkeye girip çıkarken, devlet ve özel sektör haram maram demeden borç alıp faizini öderken, zerre aklınıza gelmiyordu haram maram, nas mas. Yahu 2021 bütçenizi ödeyeceğiniz faizi koymuşsunuz. 179.5 milyar TL, 6.7 milyar dolar. 510 milyar dolar faiz ödediniz. Şimdi sıkı durun iktidarlarının 18 yılı boyunca ödedikleri faiz 510 milyar dolar. Ankara Ticaret Odasına göre iktidar son 10 yılda 211.4 milyar dolar iç ve dış faiz ödedi. Paraları har vurup harman savurduğunuz ve döviz bulmakta hiç zorlanmadığınız dönemlerde ağzınızdan faiz neden enflasyon sonuç lafı çıkmadı. Vur patlasın çal oynasın zamanlarıydı. Şimdi ise ülkeyi ağlatma zamanlarına gelince kahrolsun dış operasyonel güçler. Ülkeyi bu duruma düşürenler dışarıda değil, içeride, iktidarda oturuyor. Orhan Bursalı